Evet tekrar merhabalar efendim nokta atışıyla karşınızdayız 14 Mart Tıp Bayramı bugün ve iki doktor e, konuğum var aynı zamanda iki milletvekili biri İyi Parti Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Balıkesir Belediye Başkanı adayı Turan Çömez hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Ve Mustafa adı güzel Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili hoş geldiniz. Bu teşekkür Soğuk. ediyorum. Evet iki e, doktor e, konuk aynı zamanda hem mecliste neler yapılıyor? Ee, bu konuyla ilgili çünkü biliyorsunuz çok uzun zamandır e, Türkiye'de, e, örneğin Almanya'da Türkiye'den 2628 doktor görev yaptığı e, açıklandı. Almanya'ya en çok Suriye'den gidiliyor ama biz de dördüncü e, sıradayız öyle görünüyor. Peki neden gidiyorlar? Yani burada neden bu kadar mutsuzlar? E, aslında biraz biliyoruz giderlerse gitsinler denildiğini de biliyoruz. Şimdi müsaade ederseniz bir giden doktorlarla konuşuldu. Ee, özel haber servisinden Can Bursalı giden doktorlarla konuştu. Bir bakalım e, niye gittiler. Sonra oturalım konuşalım. Bakın açık konuşuyorum. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart 2022'de yaptığı bir konuşmada özel hastanelere giden doktorlar için söyledi bu sözleri. O günden bu yana en az 5000 hekim Türkiye'den ayrıldı. Onlardan biri de çocuk hastalıkları uzmanı Seçil Erçin 9 ay önce Türkiye'yi terk etti. Rotasını Kanada'ya çevirdi. Kısıtlanmış hissediyorduk diyor Erçin. Ülkenin gündeminin kendisini endişelendirdiğine vurgu yapıyor. Ağaçlara, hayvanlara Kadınlara, çocuklara olanlar beni çok endişelendiriyordu. Değişen bir sosyo-kültürel yapı vardı. O yüzden ailece böyle bir karar aldık. Diğer isim psikiyatri uzmanı Tarık Mahi. Göç etmesinin nedeni yalnızca ekonomik değil. Özgür ve demokratik bir ülkede yaşamayı ben de isterim. O yüzden yurt dışına çıkmayı seçtim. Sağlıklı şiddetten bahsettiniz. Şu an Almanya'dasınız. Evet. Almanya'da benzer örneklerle karşılaştınız mı? Hiç karşılaşmadım ve hiç duymadım da. Türk Tabipleri Birliği'nin rakamlarına göre son 5 yılda Türkiye'den göç eden doktor sayısı 10 binin üzerinde. Özellikle Avrupa ve Amerika ülkelerine, yani Orta Doğu hariç ülkelerde Türkiye'den giden hekimlerin çalışması için Türk Tabipleri Birliği'nden bir Good Standing belgesi alması gerekiyor. Bize yapılan başvuru sayısı 3 binin üzerinde yıllık bazda ki bu rakamlar 2010'ların başında çok daha düşüktü. TTB Merkez Konseyi üyesi Doktor Eroğulları rakamlara TTB'den onay almadan veya hekimlikte vazgeçenlerin dahil olmadığını söylüyor. Burada hekimlik yapacağıma yurt dışında herhangi bir iş yaparım diye giden umutsuzluğa kapılmış gelecek görmeyen ülkede hekimler bu sayıya dahil değil maalesef. Kanada'da da yoğun koşullarda çalıştığını söyleyen Erçin ama dinlenmeye fırsat bulabiliyorum diyor. Bu yaşımızda buraya yerleşmenin bizim için de kolay olduğunu düşünmesin kimse. Psikiyatrist Mahi Türkiye'deki çalışma koşullarından şikayetçi. Almanya ile Türkiye'deki sağlık sistemini karşılaştırdığında ise Türkiye'nin önde olduğunu belirtiyor. Doktor başına düşen hasta sayısı çok fazla. 5 dakikada bir hasta bakılması bekleniyor. Bence Türkiye'deki sağlık sistemi daha iyi bu arada. Çünkü burada doktora ulaşmak çok zor. Böyle kağıt işlerine çok önem veriyorlar ve bu yavaşlatıyor sistemi. Türkiye'de o biraz daha iyi. Türkiye'de biraz daha pratik. Hekimlerin göçü Türkiye'de de ciddi bir hekim açığına neden oluyor. Hastalar aylar sonrasına randevu bulabiliyor. Çok ciddi açıklar yarattığını zaten görüyoruz. Dün Sayın Bakan randevu sisteminin üstte insanların randevu alamamasının sebebini randevusu alıp gitmeyen insanlar olarak gösterdi, yurttaşlar gösterdi. Bu sorumlu değil, sorumlu bir açıklama. Çünkü... Keşke bizi sevseydiniz diyor Erçin. Hiçbir hekim kolay yetişmiyor. Nöbet şartlarımızı, çalışma koşullarımızı bilseniz bizi severdiniz diye düşünüyorum. Keşke sevseydiniz. Erdoğan özel sektöre geçiş yapan hekimlere sitem etmişti ama yurt dışına çıkanların yarattığı boşluk uzun süre doldurulamayacak. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Evet efendim. E, nokta atışında işte bu konuyu konuşacağız. Eski Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman da bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz Sayın Adıyaman. İpek Hanım iyi akşamlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. E, müsaadenizle stüdyodan başlamak istiyorum. Turan Bey, e, siz İngiltere'de de çalışıyorsunuz. Bir hastaneniz var bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi? Bir özel sağlık özel merkezi. Özel sağlık evet. merkeziniz var ve e, Orayı da çok iyi biliyorsunuz. Şimdi neden gidiyorlar sorusunun cevabını aradık ama eminim daha fazlası vardır. Siz anlatın bize neden gidiyorlar. Şimdi Türkiye'de bilinmeyen bir gerçeği aslında önce konuşmak lazım. Neden gidiyorlar sorusuna cevap bulmadan önce nasıl gidiyorlara bir bakmak lazım. Şimdi İngiltere'de çalışmak için Almanya'da çalışmak için Avrupa Birliği'nde bir standart var. Sistem size diyor ki gel bakalım. Önce diyor benim dilimi bir öğren. İngiltereden bahsedeyim, çok ağır bir dil sınavını vermek zorundasınız. Onu verdikten sonra sizi yazılı ve sözlü o ülkenin müfredatından oluşan çok zor bir e, sınava sokuyor. Hem yazılı hem e, sözlü ayrı sınavlara sokuyor. Çünkü aslanın öyküsünü öğrenecek her şeyi. Elbette, olarak, değil mi? yani hem dile hakim olduğunuzdan emin olmak istiyor, hem kültüre hem de o ülkenin müfredatından e, haberdar olduğunuzdan emin olmak istiyor. Hı hı. Bu işler bittikten sonra gel bakalım diyor bana bütün belgelerini getir. Yani diplomaların gerçek mi, notların, puanların bütün bunları ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Ondan sonra da diyor ki git diyor kendi ülkenden. Çalıştığın dönemde bir hata yapmadığına dair good standing dedikleri o bir belge getir. Şimdi Sağlık Bakanlığı önce buna bir açıklama getirmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı kendi verilerini açıklamıyor. Biz şu anda sadece Tabip Odası'nın verilerini konuşuyoruz. İngiltere örneğini söyleyeyim. İngiltere diyor ki kişiye ya git diyor tabip odasından belge getir ya sağlık bakanlığından belge getir. Sağlık Bakanlığı'ndan verilmiş olan belgelerin sayısını bilmiyoruz ama son 10 yıl içerisinde tabip odasının rakamları Genel olarak benim bildiğim kadarıyla 15 bini buldu Türkiye'den giden doktorlar. Çok zor bir prosedür. Özellikle de son birkaç yıl çok arttı. 3 bin, 3 bin civarında. Şimdi 3 bin rakamı belki bizi izleyenler için çok anlam ifade etmeyebilir ama şöyle söyleyeyim. Mesela Hacettepe'den bir yılda mezun olan 200 civarında öğrenci var veya doktor var. Keza Cerrahpaşa öyle. Yani siz bir Hacettepe değil 10 Hacettepe'yi veya 15 Cerrahpaşa'yı bir yılda yurt dışına veriyorsunuz. Bu korkunç bir rakam. Burada inanılmaz bir sosyal sermaye kaybı var. Şimdi gelelim Türkiye'de bu iş nasıl oluyor? Hı. Sağlık Bakanlığı 6 bin Suriyeli sağlık çalışanına lisans verdi. Bunlar Suriye'den çıktılar. Ellerini kollarını sallaya sallaya geldiler. Ellerinde bir belge var. Dediler ki bu diploma. Tamam. O diploma gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Türkçe? Efendim? Türkçe. Arapça. Arapça. Ya, Türkçe biliyorlar. Ha, oraya geleceğim şimdi, oraya geleceğim. Yani bu diplomayı Türk hükümetinin Suriye hükümetine, çünkü Beşar'la bir bağlantımız yok, gerçek mi değil mi sorma şansınız yok. Ama İngiliz bunu soruyor bize. Geliyor diyor ki ben benim bir diplomam var. Peki diyor hoş geldin. Dil sınavı var mı? Yok. Tıbbi sınav var mı? Yok. Yazılı var mı? Yok. Sözlü var mı? Yok. Peki good standing belgesi yani Suriye'de veya başka bir yerde herhangi bir suça karışmış mı? Ona dair bir bilgi de yok. Bir de bunun üstüne diyoruz ki hoş geldin, safa geldin. Al diyoruz sana vatandaşlık verelim. Yani Almanya'ya, İngiltere'ye gidenler öyle kolay vatandaşlık almıyor. Yıllar geçiyor orada yaptığınız çalışmalardan sonra size bu imkanı tanıyorlar. Ama 6 bin kişiye maalesef hiçbir sınav yapılmadan, belgeleri doğru mu yanlış mı hiçbir inceleme araştırma yapılmadan ve o ülkede bir terörist faaliyete katıldı mı? Bir kriminal faaliyete katıldı mı? Hiçbir araştırma yapmadan gel kardeşim sana vatandaşlık veriyoruz diyorlar. Ve bunların çoğunun Türkçesi son derece yetersiz. Son derece maalesef yetersiz olduğu için de ne yaptı biliyor musunuz Sağlık Bakanlığı? Onlara daha kolay reçete yazsınlar diye e-reçetem sistemine Arapçayı ekledi. Bakın çok vahim bir tehlikeyle karşı karşıya. E-reçetemde Arapça mı var? Şu an? Arapça var. Diğer dillerde var. Ben bunu Sağlık Bakanlığı'na sordum. Dedi ki yurt dışından gelen sağlık turizmi için gelenler için yaptık bunu dedi. Hodri meydan dedim sayın bakan. Sen dedim sağlık bakanısın. Bu ülkedeki sağlık otoritesinin en tepesindesin ki isimsin. Yaz bir reçete dedim İngiltere'den gelmiş bir sağlık turizmi için gelmiş bir hastaya bir reçete yaz burada. Bu reçeteyi eğer o kişi İngilizce reçeteyi alıp gidip Londra'da herhangi bir eczanede o ilaçlarını alsın. Ben bugün milletvekilinden istifa ediyorum ve sana meydan okuyorum. Sen de bakanlıktan ayrıl dedim. Dolayısıyla milletin gözünün içine baka Cevap baka geldi mi? hayır mümkün değil. Nasıl gelsin? Milletin gözünün içine baka baka bu vahim tabloyu maalesef e, yalanlarla, dolanlarla insanlara başka şekilde anlatıyorlar. Türk doktorlarının kaybı büyük bir kayıptır inanılmaz bir sosyal sermaye kaybıdır ve yabancılara verilen bu imkanlar da son derece yanlış, haksız ve bana göre hukuksuzdur. Peki neden yanlış onu konuşacağız zaten. Önünüzde bir belge var o ha. ne? Bu e, Türk Tabipler Birliği'nden alınan iyi hal belgesi sayılarının son 11 yıllık dağılmış. şimdi dağılma. 2012 yılından başlamış Var Bakın, o grafik bizde. Evet, evet son alalım. Son 12 yıldaki Hı -hı. artış çok Hı -hı. istikrarlı bir şekilde AKP'nin istikrarlı olduğu konulardan biri. Ee, yani bu da demek ki bir soru var Giderek artıyor hiç zikzak yok yani çok net bir şekilde geçen yıl 3000'in üzerine çıktı ilk defa ben e, gelmeden önce bu yılın hmm. ilk Ocak ve Şubat aylarını da aldım Prat Ekim 122 Uzman ekim 102 Ocak ayı Şubat ayında yine prat Ekim 112 Uzman ekim 117 her ikisinde de 224 229 ee, buradaki 3000'in üzerindeki oranı aynı şekilde devam ettirecek daha da artacak şekilde gözüküyor yani. Burada bir düzelme yok. Şimdi bu niye önemli? 2020 yılında ve arkasından 2022 yılında 2022'deki şeyle beraber bir yönetmekle beraber bazı e, maaş düzenlemeleri yapıldı. Fakat bunun hiçbir faydası olmadığını hatta ikiye katlanarak daha da büyük bir artışla yola gittiği görülüyor. Demek ki tek mesele e, ücret düzenlemesi değilmiş. Yani e, o yapılan iyileşme zaten emekliye yansımadığını e, falan ayrıca da belirtmek lazım. Başka şeyler de var. Neler var? taşıma koşullarındaki çok ağır yük var. Şimdi 5 dakikada da, bir hasta bakmamış Şimdi bakın onu da hemen doktora. göstereyim. Bakın bu Avrupa ülkeleri arasındaki 100 bin kişi başına düşen doktor sayısı çok net bir şekilde dipteyiz. Yani çok daha fazla hastayı yüklenmek zorunda kalıyor. 5 yani, dakikada bir diyor doktorlar. E, bu çoğun... rakamların özür dilerim içinde daha Suriyeliler yok. Yani 10 milyon evet. Suriyeli var ve geçtiğimiz yıllarda 100 milyonun üzerinde Suriyeli'ye poliklinik hizmet verildi. Özür dilerim böldüm ama yani katkı sağlamak tabii, için tabii. söyledim. Şimdi sonuçta ne oldu? Bir de ilave bir iş yükü. Artı sağlıkta şiddet dediğimiz ayrı bir konu. Zaten başlık Hı -hı. açacağız muhtemelen. E, bir başka mesele bakın gidenlerin çoğu tamamına yakın Avrupa'ya gidiyor. Mesela bu iş ekonomik olsa daha zengin, daha çok para veren ülkeler var, yani Arap Yarımadası'nda veya işte İsrail veya e, Avustralya'da ya da uzak doğuda. Mesela oralar ticaret. Neden? Bir de yaşam koşulları itibariyle hani, de demokratik yani. e, ve çocukları için, ailesi için daha böyle sosyal ortamları müsait olan kendisine uygun gördüğü yerlere gidiyor. E, bir konu da özellikle ben emekli abilerini gördükleri zaman çok etkilendiklerini kendi ortamımdan biliyorum. Çünkü Hı. şu anda Nasıl? genel olarak zaten yani Türkiye'de memur emeklilerin durumu zaten biliyoruz ama hekim emeklilerinde çok daha ciddi bir sıkıntı var. Yani çalışırken aldıkları maaşla emekli oldukları arasındaki uçurum diğer devlet memurlarına çok daha fazla. Çünkü çalışırken aldıkları ücretlerin büyük kısmı emekliliğe yansımıyor. Öyle bir sıkıntı var. Bununla ilgili de sürekli TÜRK tıp talebi zaten talepte bulunuyor. Şu anda emekli olan bir Doktor, ki bunların çoğu zaten uzun eğitim yılları nedeniyle genellikle geç evleniyoruz. Yani öyle bir sıkıntımız var. Emekli olduğunda çocuğu daha henüz üniversiteye devam eden insan oluyor. Emin olun üniversitede çocuğunu rahat okutacak ve kendisi asgari bir geçim şansını yakalayacak maaşı almıyor. Şu anda birçok hekim emeklisi, uzman hekim dahil yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Şimdi onu görüyor hekim. Ben de gelecekte böyle olacağım. Yani çalışırken neyse, çalışırken zaten bir korku var, bir de emekli olma korkusu var. Bu ülkede 45 yaşında emekli olan bir cumhurbaşkanı, 60 yaşında e, genellikle vefat eden, biraz sonra söyleyeceğim, uzman hekimi 65 yaşında kuraya sokuyor. Bizim özetimiz bu. Türkiye'de yaş ortalaması 78, yapılan istatistikte hekimler, cerrahlar 58 yıl yaşıyor iç hastalıkları dahiliye branştakiler 60 yaşında vefat ediyor. O ortalamayı söylüyorum. Yani hekimler insan ömrünü uzatmaya çalışırken Kendiler kendileri uzatmaya çalıştıkları uzattıkları insan ömründe 20 yaş daha az yaşıyorlar bu ülkede. Yani yaş ortalamasındaki bu durum ne kadar büyük bir yük taşıdıklarını, ne kadar stres altında olduklarını ve sağlığın içinde olmalarına rağmen kendilerine o kadar bakamadıklarını ya da baksalar bile ...ömürlerinden gittiğini gösteriyor. Şimdi o sağlık hekimi bir düşünün. 60 yaşında, 58 yaşında meslektaşlarınız vefat ediyor. Ve zaten sağ kalanlar da 65 yaşına kuraya giriyor. Şimdi burada çalışmak ister misiniz siz? Yani sağlıkta şiddeti ayrıca konuşacağız tabii evet, ki. Yani, sağlıkta şiddeti de ayrıca konuşacağız. Aynı zamanda aslında Türkiye'de sa sağlık sisteminin ne kadar örnek bir sistem olduğunu geçmişte... Ee, onu da konuşacağız. Öyle değil mi? Ama ben önce bir Sinan Bey'e de dönmek istiyorum. Çünkü e, her iki vekilimizin anlattıkları da Sinan Bey. Her iki vekilimiz de doktor ve, ve e, videomuzda da izlediniz giden doktorları. Tabii siz çok daha fazlasını tanıyorsunuz. Ben size şunu sormak istiyorum. Madem bu kadar çok doktor gidiyor. Zaten bu doktorlar giderken bile şikayetlerinden biri ya biz 5 dakikada bir bir hasta bakmak zorundayızken onlar gittikten sonra hastanelerde durum nasıl? Ee, öncelikle stüdyo konuklarına selamlarımı iletiyorum, İyi akşamlar onlara da. Ee, evet, e, 2012'de 59 kişi almıştı TTB'den e, belge, 2023'te 3.025 kişi aldı. Yani bu inanılmaz bir rakam. Hmm. Yıllar içinde yükseliyordu ama geçen yıl geçen yıl o 3025 kişi 3025 kişi mezun olan hekimlerin %20'sine tekabül ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani mezun olan hekimlerin %20'si yurt dışına gitmek için belge alıyor ki e, Turan Bey'in söylediği gibi bu sadece TTB'den alanlar. E, sağlık, e, e, sağlık Bakanlığı yok. Sağlık Bakanlığı'ndan alanlar e, var hiçbir şey almadan gidenler de var. Yani bazı ülkelerde hiçbir şey istemiyorlar. Ama bu hakikaten akıl almaz bir rakam ve Türkiye'deki insan sermayesine en nitelikli, en yetkin ve de en fazla yatırılmış, yatırım yapılmış olan insan sermayesini hiçbir bedel ödemeden alan bir batı ülkeler var. Özellikle Avrupa ülkeleri. Hı. E şimdi Sağlık Bakanı e, maalesef bunu hala hekimler arasında bir acıdır o. Bu parmağını böyle oynatarak neden gidiyorlar dediğinde. Hekimler para için gitmiyorlar. Ben çok yakın biliyorum biraz önce söyledim benim e, kliniğimden çıkan üç tane uzmanımız bugün Almanya'da çalışıyor. Çok evet, yakın zamanda çok uzman olduk. çok Almanya'ya oldu. gidiliyor galiba değil mi? Evet evet, evet. Hı hı. çünkü Almanya'nın çok ihtiyacı var. Hı hı. E, sistemlerimiz birbirine benziyor eğitim sistemleri ve gittikleri zaman çok başarılı. Ama zannetmeyin ki hekim arkadaşlarımız oraya gittiğinde korkunç paralar kazanıyorlar. Evet. Hiç öyle bir şey yok geldikleri zaman konuşuyoruz çocuklarla ama başka bir şey var gelecek kaygısı var Türkiye'de. İş yükü, nöbet sıklığı, ekonomik sorunlar, şiddet, malpraktisten dolayı dava edilme korkusu, bütün bunlar. Ama en önemlisi bakın, sağlığın bir tanımı vardır. Sağlık ne der biliyor musunuz? Sağlık, e, ruhsal, fiziksel, ve sosyal hatta siyasi tam bir iyilik halidir. Bunun için ne bileyim, iş, içtiğiniz suyun temiz olması lazım. Ortamın demokratik olması lazım. Hayatın, insanların hastanınca gittiğin hastanenin düzgün olması lazım. Birçok şey, yediğiniz ye, yemek, yaşadığınız toplumun medeni olması lazım. Ve bunlar olmadığı zaman sağlığınız bozulur. E şimdi, aynı şey hekimler diyor. Hekimlerin de sağlığı bozuluyor. O zaman hekimler bir arayış içine giriyorlar. Daha medeni, daha hukuki, yani hukuk düzeninin olduğu... Ee, hayat hakkının olduğu insanların onları dinlediği e, yerlere gitmek istiyorlar. Bütün problem burada. Sağlık Bakanlığı ne yapıyor o zaman? Gayet basit. Sağlık Bakanlığı şu anda 43.549 doktor, uzman doktor var Türkiye'de. Korkunç bir şekilde kadroları arttırdı hmm. ve e, yani 15 asistanın ancak rahat e, vaka yaparak ya da hasta görerek eğitim alacağı hastanelere. Kliniklere 15 yerine 35 asistan almaya başladı. Yani nitelik ne yani e, kalitesi bozuldu eğitim. Bu kadar insana amiyat masası Çünkü yok. Çünkü çok fazla tıp göz... fakültesi mi var? Tabii mesela, ki 128 tane tıp fakültesi Hukuk var. fakülteleri de çok fazlalaştı ama oradan hukuk çıkmıyor ya. Mesela tıp evet, fakülteleri evet. de fazlalaştı. oradan da tam olarak ondan değil. İhtiyaç çok fazla ve seri Hı -hı. üretime geçmek istiyor. Sinan Bey'in söylediği tabii, tabii. çok önemli, çok kıymetli. Tabii, tabii. Anladım. Evet. Yani bir ben kendi kliniğimden biliyorum ya. Yani, o kadar arttı ama mesela 35 tane hasta alınan plastik cerrahi kliniklerini biliyorum. Yani. Oradan uzman çıkacaklar 5 yıl sonunda ama vaka görmeden çıkacaklar. Zaten bazı hastanelerden bize gelen e, nasıl söyleyeyim e, teşhis konulamamış ya da komplikasyon olmuş hastaların gördüğümüz kadarıyla e, gerçekten eğitimin ne kadar kötü duruma geldi, hastalara yaklaşımı ne kadar e, daha e, kötü olduğu, daha bilim bilimi, bil, daha az bilimsel oldu vakalar ve şeyler görüyoruz. E şimdi e bakın Türkiye'de 128 tane tıp fakültesi var. Uzman sayısı korkunç artıyor. Daha bu da yetmedi Türkiye'de. Yani zaten büyük çoğunluğu şu anda yavaş yavaş e, vakıf üniversite hastaneleri haline gelmeye başladı. Türkiye'nin şu anda göke bağlı iki tane yurt dışında e, şey var, üniversitesi var. Bir tanesi Suriye Çaban Bey Tıp Fakültesi, diğeri de Özbekistan İbn Sina Tıp Fakültesi. Yani Türkiye'dekiler yetmiyor, dışarıdan oluyorlar. Biraz önce Turan Bey'in söylediği gibi Afgan doktorlar geliyor. Yani hiçbir ciddi eğitim kalitesi ölçülmeden bir e, 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 anlayamadan onların nasıl olduğunu ki Türkiye'de gerçekten. Şunu, şunu özür dilerim bölüyorum ama daha evet, iyi tam, anlamak tam, için. Mesela Afgan bir doktor geliyor. Şimdi nedir bize öğretilen şey? bir doktora en önce hastanın hikayesini doğru anlatmasıdır. Öyle değil mi? Evet. Teşhiste evet. en önemli evet. şeylerden biri hastanın hikayesini doğru anlatmasıdır. Hasta doğru anlatıyor da doktor anlıyor mu? Yani burada e bir tabii, dil problemi var mı? Yaşanıyor mu? Ya yaşanıyor tabii, yaşanmaz mı? Biz bize gelen yabancı öğrencilerde bile bunu yaşıyoruz ve genellikle de bunların sınıf atlamasını engelliyoruz. Hı. Ama bakın Almanya'da doktorluk yapabilmek için ee, tahmin ediyorum B2 seviyesinde Almanca bir yıl içinde öğrenmeleri gerekiyor. Türkiye'de böyle bir şart yok. Türkçe mi? Tömel'e gidiyorlar, birazcık Türkçe öğreniyorlar, geliyorlar. Denklik almak denen bir şey var. Yurt dışında Afganistan'daki evet. tıp fakültesinde eğitim görmüş. Burada dek, denklik sınavını kim yapıyor, nerede yapılıyor? Bizim yani Ankara Üniversitesi'ndeyim ben. Ankara Üniversitesi'ne böyle bir e, asistanlar ya da böyle hekimler gelmiyor. Bunlara nasıl denklik veriyor? Bu bile şey hiç şeffaf değil, çok kötü. Yani sonuç itibariyle bu ülke Türkiye'deki hekimlere minimal insani koşullarda bile çalışma ve can güvenliliği teminatı vermiyor. Bir gelecek hayalini sunamıyor. Seslerinin duyma imkanı ellerinden alıyor Hatta Pandora'nın kutusundaki son para, son, son parça umutlarını bile tüketiyor. Bu insanlar gitmesinde ne yapsın? Evet. Türkiye'de. Yani Türkiye'nin geldiği durum belli, sosyal durum belli, ekonomik durum belli. Yani Türkiye'de insanlar zaten depresyonda. Hekimler de bir çare olarak daha iyi bir gelecek sağlayabilmek için hem kendilerine hem çocuklarına, daha iyi gelecekten kastım daha çok para değil. Bu yanlış anlaşılmasın. Hı, Gerçekten medeni bir ülkede, insani şartlarda çalışmak, demokratik ülkelerde çalışmak için e, bu yola e, başvuruyorlar. Evet, e, Sinan Bey lütfen bizimle kalın. Birazdan tekrar Tabii size ki. soracağım. Ama geçen yıl mesela Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca, yurt dışına giden doktorlar oldukça azaldı demişti. Doğru değil. Yanlış. Doğru şey. değil. Yalan. Doğru, doğru değil. değil. Evet. Hatta orada bir <laughs> yanlış, e, yanlış, yalan. yüzüne <laughs> söyledim mecliste. Doğru, doğru söylemiyorsun dedi. Sonradan zaten o şey yapıldı. O özel hastanelerden. ...kamu hastanesinde bir kısa bir dönüş olmuştu... ...onu kastettiği ortaya çıktı sonradan... ...hiç ilgisi yok, yurt dışına hmm. öyle bir dönüş Anladım. de yok... ...yurt dışına gidenler azalmadı, İstatistik burada gösteriyor... ...ancak... Ben pratiğini biraz... yaşayan bir insan olarak söyleyeyim... Hı hı. ...şu anda İngiltere'de... ...hekimlik lisansı almamış ama lisans... <laughs> ...alabilmek için hazırlık yapan en az... ...500 arkadaşımız var, bunlar maalesef... ...bir kısmı restoranlarda çalışıyor... Bir sene altı ay idare ederim, hayatımı idame ettiririm, sınavları geçerim ondan sonra hayatımı kurtarırım diyor. Sağlık ne, Bakanı'nın dünyadan haberi yok. Neden sadece para olarak algılıyor onu da hatırlıyoruz değil mi? Böyle bir işaret var. Çünkü vardı. baktığı her yerde para gören bir Sağlık <laughs> Bakanı var. Yani Türkiye'deki birçok e, devlet müessesesi kendisine tahsis edilmiş. En son aldığım rakama göre 5 milyar lira kendi hastanelerine teşvik verilmiş. Her yerde mantar gibi hastanesi olan her Allah'ın günü hastanesine hastane katan, hatta geçtiğimiz günlerde doğru yanlış bilmiyorum bir spekülasyon kamuoyuna yansıdı. Bir vatandaş arazisini devlete okul yapma kaydıyla bağışlamış, ona bile el koymuş bir sağlık bakanı. Tabii sorulduğu zaman kendisine, ben o şu hareketi yaptığı zaman o olaya tanık olan birisiyim. Plan Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi konuşulurken, Sayın Bakan'a açıkça bütün bunları enine boyuna anlattım, rakamlarıyla verdim. Başka bir yerde konuşmam vardı. Benim ayrılmamın arkasından şunun için gidiyorlar demiş. Şöyle bir hareket yapmış. Utanması lazım bu ülkede 15 bin doktor birçok gerekçeyle bu ülkeyi terk etmiş. Bu ülkenin sağlık bakanı şu hareketi yapıyor. Utanması lazım. Ve kendisine meclise bir soru sordum. Cevap veremedi. Aynı soruyu burada bir daha anlatmak istiyorum müsaadenizle. Birkaç yıl önce klinikte çalışıyorum. Dediler ki Türkiye'den bir grup geldi, bir yatırımcı hı hı. grup, sizinle görüşmek istiyorlar. Buyursunlar, randevu verdik, geldiler. Biz çok büyük bir grubuz, burada yatırım yapmak istiyoruz. Hı. Buyurun, ne yapmak istiyorsunuz? Hastane açmak istiyoruz. Güzel, nereden geldiniz? Medipol'den geldik. Dedim ki, Sayın Bakan'ın bana geldiğinizden haberi var hı. mı sizin? Bir şaşırdılar, siz dediler. Ben dedim, eski milletvekili Turan Çömez. Bir şok oldular. ...ve ondan sonra kayboldular... ...ben mecliste sordum Sayın Bakan'a... Hı. ...sen dedim Türkiye'de onlarca hastane sahibisin... ...devletin birçok gayrimenkulü... ...sana tahsis edilmiş... ...5 milyar lira civarında sana bir efendim... E, ...şey verilmiş, teşvik verilmiş... ...ve sadece ve sadece... ...bu ülkede mutlu olamadığı için... ...geleceğinden kaygı duyduğu için... ...mobbing uygulandığı için... ...sağlık politize olduğu için... ...geleceğinden endişe duyduğu için... ...çocuklarının geleceğinden kaygı duyduğu için... <laughs> Giden doktorlara şu hareketi yaptın dedim. Sonra döndüm dedim ki, İngiltere'de açabildin mi hastane? Açamadın değil mi dedim. Açamazsın çünkü İngiltere'de aynen burada AKP rejimi gibi sana arazi verecek, teşvik verecek, para verecek bir yapı yok. Onun için açamadın. Sen dedim doktorlara şu hareketi yaparken ne işin var yurt dışında hastane açmaya kalkıyorsun? Dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın dünyadan haberi yok ama spekülasyona geldi mi dört dörtlük spekülasyon yapıyor. Sinan Bey çok güzel söyledi. Sevgili meslektaşım da aynı şeyi hı hı. söyledi. Bakın gidenler para için gitmiyorlar. Para için gitseler Dubai'ye giderler. Orada maaş beş katı. Aşağı yukarı Türkiye'deki maaşın bir buçuk iki katı alıyor Avrupa'dakiler. Belki biraz daha fazladır. Yine bilgi olması açısından paylaşıyorum. Ben üniversite hastanesinde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım. Oradaki benim maaşım milletvekili maaşından yani bir İngiliz milletvekilinin maaşından fazlaydı. Ama orada başka bir kültür vardı. Ne vardı? Mobbing yoktu, siyaset yoktu. Sadece bilim yapıyordunuz. Kimse size karışmıyor. Ve ben günde sabah maksimum 10, öğleden sonra maksimum 10 hasta baktım. Günde ortalama 15-16 hasta bakıyordum. Nerede böyle 5 dakikada hasta dayayacaklar size? Mümkün değil, mümkün değil. Dolayısıyla gidenlerin, gidenlerin sadece ancak dinlersiniz temel problemi temel problemi Türkiye'ye dair duydukları endişe ve kaygı ve ne yazık ki Sağlık Bakanı oturup da bir audit yapmak bir araştırma yapmak ya niye gidiyor bu arkadaşlar demek yerine şunun için gidiyorlar diyerek tebessümle karşıladı bunları niye çünkü Suriyelilere gelin diye kapıları açtı bakın Türkiye'yi çok vahim bir tehlike bekliyor Türkiye sosyal sermayesini kaybediyor. Avrupa'da bir doktorun yetişmesinin maliyeti 300 bin pound civarında. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum. Bu hesaplamaların yapıldığından emin değilim. Ama Türkiye sosyal sermayesini kaybediyor. Bu insanlar demokrasinin kurum ve kuralları bu ülkede işlemediği için, mobbing uygulandığı için, sağlıkta şiddet olduğu için ve en önemlisi altını çizerek söylüyorum, gelen bütün arkadaşlar hep sorduğum soru oydu. Niye geliyorsunuz buraya? Çocuklarımızın geleceğinden korkuyoruz diyorlar. Temel kaygı buydu. Evet. Peki Mustafa Ondan... Bey e, e, ben de söylemek şeyle istediğiniz şeyler var ama ben sorumu sorayım ikisiyle tamam. beraber e, lütfen söyleyin. Şimdi Cumhuriyet'in mirası bir sağlık politikası var öyle değil mi? İki, i̇ki önemli noktamız var. Biri sağlık biri eğitim aslında o zamandan kalan ama her ikisinin de çok ciddi erozyona uğradığını görüyoruz. Ama biz bir Covid yaşadığımızda bile o Covid'de yaşananlar o gelenekleri o e, geçmişte alınan o terbiyeyi gerçekten bize gösterdi. Yani o o sayede bence o yetişmiş doktorlar, hekimler onların can hıraş bir şekilde e, meseleye eğilmesiyle biz biraz daha iyi atlattık gibi geliyor bana. E, ama işte onları kaybediyoruz. O doktorları kaybediyoruz. O günlerde de hep konuşuldu ya yani Amerika'da yanından geçiyor, bakmıyor. Hani ben artık çok hasta baktım, bakmıyor. Ama burada öyle bir şey demiyor, bakıyor. Büyük bir fedakarlık, Büyük bir fedakarlık var zaten hekimlerde. E, Şimdi onu nasıl kaybettik biz? Şimdi bu işin tabii hekimlik mesleğinin deontolojisinden ayrı bir de toplumsal tarafı var. Hı. Yani bizim ahlaki değerlerimiz, insani özelliklerimiz. Hı. Onların da e, ekleyerek değerlendirmek lazım. Bir de Covid dönemi dahil biz hala cumhuriyetin yetiştirdiği veya e, bize e, hani ülkeye miras bıraktığı sağlıkçı e, yani sağlık sistemini devam ettiriyoruz ama bir süre sonra bu o tükenecek, o bitecek. Hı. Şimdi bakın orada hem Adıyaman Hocamız hem de e, Suran Bey söyledi. Sağlık eğitimi, özellikle tıp eğitimi bu şekilde dejener olmaya devam ederse fabrikadan çıkar gibi bu şekilde devam ederse zaten nitelikli doktor olmayacak. Sistem de zaten çökmüş durumda. Bu sağlık sistemi şu anda tıkanmış durumda. Onların detaylarına birazdan Hı. gireceğiz. Şimdi bu şu hareket, e, o konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Hı. Şimdi kişi kendinden bilir işi. Bu bir atasözdür. Yani siz ne düşünüyorsanız işte karşı tarafta da onu varmış gibi söylersiniz. Bir de fikrin neyse zikri de odur derler. O da aynı şeyi söyler. Ama aslında esas mesele şu. Psikolojide bir tanım var. Yansıtma diye bir şey var. Yansıtma karşı tarafa yani kendi içinde hissettiğiniz psikolojik meseleyi ya da bir tanımlamayı karşı tarafa suçlama şeklinde aktarmadır yansıtma. Bu tamamen beyefendinin bir zincir hastane sahip olmasından ve her şeyi dünyada bu şekilde gördüğünden hareketle bu. E, maalesef buna e, Cumhurbaşkanı da cevaz veriyor. E, zaten Cumhurbaşkanı'na sizden habersiz ben bir şey söylemeyeyim efendim diyecek kadar e, oraya kadar gelmiş bir noktadayız. Yani aralarındaki ilişki de belli. Sağlık sistemiyle Fahrettin Koca arasındaki ilişki de belli. Bugün gelinen noktada eğer... İnterneti özel, kapatabilir misin oradan? Eğer özel hastanelerde ee, yapılan ameliyat miktarları ve e, dönen e, sağlıktaki sermaye giderek yükseliyor. Ve normal sıradan vatandaşlar bile cebinden çok büyük meblağları ödemeden eğer sağlığına kavuşamıyorsa e, zaten sistemde amacına ulaşmış gözüküyor. Ben şimdi bu yurt dışına giden doktorlu meselesine birkaç rakam daha vermek tabii, istiyorum. Tabii şimdi, şimdi bakın Mayıs 2022'de bir rapor var. Ee, 39 tıp fakültesinde tam 9881 öğrenci üzerinde Tıp fakültesi öğrencilerinin yurt dışına gitme isteğiyle ilgili bir istatistik yapılmış. Tıp fakültesi öğrencilerinin %73.8'i yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışında kalıcı olarak yaşamak istiyor. %15.1'i de kararsız. Bu kararsızlar da var. Yani i̇kisini topladığınız zaman %89 diye bir rakama ulaşıyorsun. Çok ciddi %90. bir rakam. Şimdi her 4 öğrenciden 3'ü de hazırlık yapıyor. Bununla ilgili hazırlıktan kasıt ne? Almanca öğreniyor. İşte mesela bir Almanca e, işte oraya gitmek için bir site var. O sitede bir arkadaş anlattı bana. 10 yıl önce aynı saatte sabahleyin nöbetten çıkınca bakıyor arkadaş. Sabah 7 civarlarında. Online olan kişi 18, 16, 18 kişiyken şu anda diyor bakıyorum. Aynı sabahın 7'sinde 200-250 civarında online arayış Tabi arayış içerisinde. Yani bununla ilgili bir hazırlık yapıyor ve bir şey daha bu özellikle Türk Tabipler Birliği'ne başvuran ve yurt dışına gittiğini düşündüğümüz e, hekimler içerisinde uzman hekimlerde en çok çocuk hastalıkları kadın doğum sırayla söylüyorum en çok çocuk hastalıkları. Kadın doğum, iç hastalıklar, kardiyoloji diye çok ana branşlar ve Türkiye'nin ihtiyacı olan branşlar olduğunu söylemek istiyorum. Bir de bakın son TUS'ta Kasım 2023'teki son tıpta uzmanlık sınavının başvurularında enteresan şeyler oldu. Ee, çocuk cerrahi yüzde boş 62 kaldı. boş kaldı. Çocuk branşı yüzde 60 boş kaldı. Beyin cerrahi yüzde 40. Dahili yüzde 33. Bazı yerler. Mesela, boş kaldı ne demek? Yani başvuru olmadı. Düşünebiliyor musun? Bakın örnek verimse ee, İstanbul'da eğitim araştırma hastanesi var bir tane. Anadolu yakasında. 15 çocuk uzmanı açmış kadro sıfır. İzmir Tepecik 10 tane açmış sıfır. Fırat Üniversitesi çocuk 10 tane açmış sıfır başvuru olmuş. Ya şimdi buysa eğer Fahrettin Koca bu insanlar bu pratisyen ekibi arkadaşlar niye uzman ekibi olup da daha fazla peşine gitmiyorlar? Mesela bu değil demek ki. İnsanlar artık burayı tercih etmiyorlar. Tıp fakültesini bırakıp da hukuk fakültesi okuyan arkadaşım var benim. Yani getirdikleri noktayı bir, rakamlarla söyleyeyim ki hani anlamıyorlar o da hiç öbür türlü. Şuanımız. Öbür türlü. Efendim? o da hiç akıllanmıyormuş. <laughs> yani tıp bırakıp o, hukuk okumaya çalışıyor. Peki e, şunu sorayım. Sizce neden gidiyorlar? İşte e, bu işin ekonomik boyutunun aslında zannedildiği gibi önde olduğunu önde düşünmüyorum. Kesinlik, kesinlikle sosyal açıdan daha rahat yaşayabilecekleri, emekli olduğun zaman ele güne muhtaç olmayacakları Çocuklarını böyle bir ülkede bırakmak istemiyorlar. Çalışırken sağlıklı şiddetle karşı karşıyalar. Ama yani ondan korkuyorlar ama emekli olmaktan da korkuyorlar. O şekilde bir e, girdapa tutulmuş durumdalar. Bütün hepsini bir arada değerlendirmek evet. lazım. E şimdi e Sinan Bey arkadaşımız can Bursalı haberi yaparken tabii giden doktorlara şunu da sordu. İşte siz Almanya'da bir hastanede çalışıyorsunuz. Mesela orada hiç sağlıkta şiddete rastladınız mı diye. Size de sorabilirim tabii ki. Hiç rastladınız mı? Hayır cevabını veriyorlar. Yani bu çok zaten rastlanılması normal bir şey de değil öyle değil 11 mi? 11 yıl çalıştım bir Hı. üniversite hastanesinde ve en zor bölümlerde acilde en Hı. böyle telaşeli, gergin, stresli ortamlarda bir tane şiddet olayına tanık olmadım. Bırakın şiddeti. Bir kavga, bağırış, çağırış öyle bir şeye tanık olmadım. Ama çok net kuralları var vardır. Acizde bile değil mi? Tabii tabii. Çok net kuralları vardır. Türkiye'de bu kuralların değişmesi için defalarca yazdık, önergeler verdik. Umurlarında değil. Evet. Yani bir, bir doktor e, ne yaşıyor? Ya korkuyor çünkü öyle değil mi aslında? Hastaya bakmaya korkuyor. Hasta yakın. Hastaya bir şey olduğunda hasta yakınından korkuyor. Ben mesela bir acil, geçmişte çok yapardım. Akşamları acile gidip haber yapmaya çalışırdım. O Ben de korkardım yani. Çünkü e, gerçekten böyle hızlı arabalar gelirdi. Böyle e, bir sürekli trafik kazaları getirirlerdi falan. E, hep de hemen hemen de hep e, alkolü sürücü, kavga edenler falan filan birçok şey yaşanırdı. Şimdi mesela sağlık sağlıkçılar bu anlamda ne yaşıyor? Ve giderek artan bir şey mi bu? Bunun önüne nasıl geçmek gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, herhalde bana sordunuz. Evet, evet Bazen Sinan yayın Bey. gidiyor, geliyor. Evet. Kültürel, kültürel bu işin birkaç şeyi var, komponenti var. Bir tanesi tabii kültürel, bir kültürle ilgili, bir Batı kültürü. Her ne kadar Batılı ülke izlesek de, tabii ki bizim ülkemizde daha bir Doğu kültürü var, daha agresif. Daha sinirli hani tevekkül denir ama tevekkül pek şey olmaz. Bir hastasının kaybında öfkesini hemen çevresindeki insanlardan çıkardı Karşısında da hekimdir, hemşiredir, sağlık personelidir. Onlardan çıkartabilir ama Batı'da tabii ki gözükmüyor böyle bir şey. Çünkü bir bir kültürü var ama bir de şu var. Türkiye'de kışkırtılmış bir sağlık şeyi var, isteği var. Yani hastalar kışkırtılıyor. Bakın bu çok önemli. Türkiye'de Türkiye nüfusu bir ülkenin nüfusundan daha fazla acile başvuru sayısı bir tek Türkiye'de var. Yani e, Türkiye'de bir, bir daha söyler misiniz? Acile başvuru sayısı ülke Hı. nüfusundan daha fazla olan dünyadaki tek ülke Türkiye. Çok fazla Kışkırtılıyor yani ha, bakın hastanelerde yeşil alan var biliyor musunuz siz acil servislerde? Çünkü biraz önce belki biraz vaktim olursa biraz sonra hmm. Türk Tabipleri Birliği'nin bu 14 Mart için 14 talebi var bu talepler içinde o da var yani bu yeşil alan kalır yeşil alan acil olmayan hastalar için ayrılan bir alan acil serviste düşünebiliyor musunuz? O, dolayısıyla hekim yani e, Türkiye'nin nüfusundan daha fazla bir e, sayıda e, hasta acillere başvuruyor. 90 milyon civarında galiba acile başvuru sayısı var. Bu inanılmaz şey. fazla bir rakam. E Gündüz dolayısıyla da, çözemediği için. Evet. Aynen. Aynen. Evet, aynen. Evet. Aynen. Aynen. Çünkü, çünkü bu olamıyor. Bu, bu kabul edilemez. Değil mi? Evet, ona ben de razı. Avrupa'da rastladım. bu olmaz. Acil olmayan insan acile gidemez. Kulağı ağrıyan, hani birazcık kulağım ağrıyor diye bir insan gece 11'de acil servise gidip Dünyanın hiçbir yerinde muayene olamaz. Olmamalıdır da zaten. Ertesi gün aile hekimine gider. Aile hekimi çözemezse sevk eder. Bu işler böyle olur. E şimdi böyle olmaz, olmayınca tabii iç içe her şey. Bakın kavgaların çoğu niye biliyor musunuz? Bir hekim bir acil hastasıyla özellikle acil hastası yerlerine acil hastasıyla ilgilenirken acil olmayan biri araya giriyor. Bana da bak diyor. Oradan bir karambol çıkıyor ve kavga çıkıyor. Sonunda da iş hekim ve diğer hemşire arkadaşlarımızın, sağlık memuru arkadaşların, diğer bütün sağlık çalışan ne bileyim ambulans şoföründen tutun da sedye taşıyan bütün personele mal ediliyor ama bunu engellemenin yolları var. Bakın birazdan inşallah sayabilirsem KTB'nin bir tanesi bu isteklerinden biri bu. Yeşil alan kaldırılmalı acillerden. Evet. Bu kış, ee, 43... siz devam edin sayın lütfen. Peki Birincisi şu biraz önce söyledik Türk Tabipleri Birliği'nin sağlıkta şiddet yasa teklifi. Hı hı. Biz e, 1900 e, şöyle söyleyeyim 2016 yılından beri bu yasa tasarlarını veriyoruz e, şeylere diğer meclisteki siyasi partilerin hepsine AKP dahil. E, benim başkanlığımda AKP'ye de vermiştik. Hı hı. Bir tek MHP ile görüşememiştik. E, vermemize rağmen. Bu yasa teklifi bir türlü istenildiği gibi çıkmıyor. Yani şiddetsiz, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için bunların kabul edilmesi gerekiyor. Bir de güvenli çalışma ortamlarının sağlaması idarecilerin sorumluluğunda, şiddet olayından da idareciliğin sorumlu, idarecilerin sorumlu öncelikli olarak dikkate alınmalı. Dinlenme koşulları, hekimlerin, sağlık emekçilerinin ve, ve sağlık hizmetinde hataya sevk vermeyecek izin vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmeli. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş gibi sistemler olmalı. Nöbet ertesi izin idarecilerin insafına bırakılmamalı. Sağlık emekçileri için fiil hizmet süresi zammı 120 gün olmalı. Pandemilerde pandemiye yol açan hastalık sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı olarak kabul edilmeli. Bunun için bu COVID döneminde gerçekten Türk Tabipleri Birliği ve bütün tabip odaları çok büyük Çaba sarf ettiler ama bunu kabul ettiremedik Sağlık Bakanı'na. Hekimlere ek gösterge üst sınırı 7600 e yükseltilmeli. Tüm sağlık emekçilerinin hakları olan hiçbir koşulda negatif etkilenmeyen emekliliğe yansıyan gerçek enflasyona uygun insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmeli. Böyle performans döner sermaye gibi e, e, diğer ilave ücretlerle verilmemeli. Emekli sandığı SSK, Bağkur emekli aylıkları arasında uçurum giderilmeli. Çünkü hekimler arasında gerçekten ciddi e, emekli maaşlarında fark oluyor. E, vergi adaleti getirilmeli özellikle aile hekimleri için. E, vergi dirilmiş sınırı %15 olmalı. Çok yükseltildi bu dönemde. E, muayene süreleri bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzeltilmeli. Yani 5 dakikada bir suratına bakıp hastanın e, ilaç yazmak gibi olmamalı. Çünkü 5 dakikada aslında muayene edemezsiniz. Ancak çok yanlış teşhis bir şey. konuyor mu çok, Sinan çok, Bey? Maalesef çok, maalesef çok. Bazı hekim arkadaşlarımız 5 dakikada bir hasta muayene etmek istemiyor ama başhekimlerin korkunç baskısı var, politik baskısı var, siyasi bazı baskısı var. Bazı hastalıklar yanlış teşhisle çok kısa sürede... Sinan Hocam bir katkı ee, yapayım istersen. Mi? şöyle. Hı. E, Buyurun. Politik sayılarının yüksekliğin sebeplerinden biri de o kısa süre içerisinde... Teşhis konulamayan, e, ortada kalan hastalar doktor doktor geziyorlar. Hı. Yani abi, aslında bir abi. doktorun çözeceği şey 5-6 doktora gittiği için orada bulamıyor, <laughs> orada bulamıyor, sayı yükseliyor ya yani. bir de o var. Yani. Evet evet. Şimdi evet. Acil gibi. servislerde biraz öyle söylediğim gibi yeşil alan kaldırılmalı. Poliklinik hizmeti verilmemeli acil serviste. Çünkü acil serviste poliklinik hizmeti verilmez. Anladım. Sağlık sağlık ortamına dair düzenlemeler TTV ve ilgili sağlık emek meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalı. Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakata dayalı yapılmalı. Tıp fakültesi 14. ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalı. Ve en sonuncu da koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak basamaklandırılmış parasız bir sağlık sistemi inşa edilmeli. Yani eski sosyal yani şu anda da geçerli olan sosyalizasyon kanunu tekrar gündeme gelin ve sağlık ocakları sistemine dönülmeli. Peki. Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Tekrar geleceğim bu arada. Tabii, ee, tamam. Şimdi Tunam Bey e, aslında biraz hani e, Türkiye'de son yıllarda özellikle okumuş insanlara karşı e, bir e, nasıl diyeyim? Biyotekileştirme başladı gibi yani vasatın yükseldiği, vasatın öncelendiği bir durum söz konusu. Ve bundan işte doktorlar, avukatlar, hemen hemen herkes akademisyenler, herkes nasibini alıyor. Mesela siz de yani yıllarca kaç yıl yaptınız er Sayın Erdoğan'ın doktorluğunu? Çok uzunca bir süre beraber çalıştık. Aha. Yani fiili olarak tırnak içerisinde hekimi değildim ama e, çok yoğun e, sağlık. Desteği verdim, öyle söyleyebilirim. Ama gün geldi size doktor müsveddesi dedi. Evet dedi, dedi bir da söyledi. Mi? Benim gibi bir taraftan İngiltere'de diploması olan, olan bir taraftan Türkiye'de diploması olan ve kendisine uzun yıllar katkı sağlamış, iki defa ameliyatına girmiş, ne zaman sağlık problemi olsa aman Turan'ı bulun diye feryat etmiş birisi, sadece yaptığı yanlışı ifşa ettim diye... Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı yanlış ifşa ettim diye doktor müsveddesi dedi diyebildi. Ben kendi adıma değil onun adına utandım düştüğü duruma utandım ve üzüldüm gerçekten. Demek ki e, gözünü karartmış siyaset ve e, o ifadeyi kullanabilecek kadar gerçekten kopmuş. Üzüldüm doğrusu o, o ifadeyi duyunca onun adına üzüldüm. Ya bu ifadeyi sizden örnekle söylememin sebebi şuydu. Yani bu çok ileri bir söz tabii ki ama hani doktorların da saygı görmediği bir durumdayız artık. Öyle değil mi? Yani sağlıkta şiddet zaten bunu gösteriyor ama hani eskiden doktorlar çok saygı görürlerdi. Şimdi Dünyanın her yerinde İpek Hanım öyle. Bakın ben işte zaman zaman yurt dışına gittiğimde bazen gümrükten sınırdan geçerken hekim olduğumu söylediğimde insanların oturuşu bile değişiyor. Biraz saygı gösteriyorlar, ilgi gösteriyorlar, daha farklı bakıyorlar. Sonuç olarak siz insan hayatı kurtaran ve bunun için çok büyük emek harcayan yıllarınızı vermiş ve sadece insan odaklı çalışan bir mesleğin sahibisiniz ve çok zor kazanılan çok uzun emek isteyen bir sürecin ardından ve bunu için bunu para için yapmıyorsunuz. Bunu sadece insan sevgisiyle yapıyorsunuz. Bu eskiden böyleydi herhalde. Eskiden Öyle böyleydi ama eskiden şunu bu kadar emek harcanıyordu. Bu şimdi üniversite sayılarına baktığımızda arttı. Belki biraz daha kolay ama ben hala samimiyetimle söylüyorum. Mustafa Bey e, katılımı bilmem. Hala bizim ülkemizde doktorların büyük bir özverisi var. Büyük bir fedakarlığı Vallahi, var. Son derece iyi niyetli çalışıyor arkadaşlarımızın önemli bir kısmı. Ama buna rağmen tepeden bakan, parmak sallayan, hakir gören ve e, doktor müsveddesi diyebilen, her şeye rağmen bu lafı kullanabilen, giderlerse gitsinler diyen, bunun için gidiyorlar diyen ve doktorların problemini çözmek için onlara hak ettiği değeri vermek için hiçbir çaba harcamayan ve baktığı her yerde sadece rant gören bir anlayış var. Geçtiğimiz haftalarda soru önergesi verdim. AKP iktidarı döneminde devlet hastanelerinde yapılan ameliyat oranı iki kat artmış. Özel hastanelerde yapılan ameliyat oranı yedi kat artmış. Şimdi bunun izahını yapması lazım. Niye biliyor musunuz? Çünkü o paralardan devletten para alıyorlar. Bu kadar semirmelerinin mantar gibi her yerde Sağlık Bakanı'nın hastanelerinin e, dikilmesinin arkasında bu yatıyor. Bunu bir kere izah etmeleri lazım. Şimdi diyor ki Sağlık Bakanı e, MHRS sistemi çöktü. Herkes şikayet ediyor. Açın şimdi telefon edin bir hastaneye bir randevu almaya kalkın. Alamıyorsunuz. Sistem çöktü diyor. Sonra da kalkıp diyor ki e diyor, insanlar randevu talep ediyor. Alıyorlar randevularına gitmiyorlar. Sebep o. Göz göre göre milleti kandırıyor ve yalan söylüyor. Bu yaptığı açıklama gerçek değil. Bakın niye MHRS sistemi çöktü biliyor musunuz? Çünkü Sinan Bey de ifade etti Türkiye'de birinci basamak sağlık hizmetlerini önemsemediler. O çok sosyal, çok yerinde bir projeydi ve dünyanın bütün gelişmiş sağlık ülkelerinde, evet, mesela. dünyanın bütün gelişmiş şehir getirdiler. Bakın i̇şte aynı çalışmıyor, aynı şey değil mi? Yeterince çalışmıyor, yeterince Hı. hizmet vermiyor. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde birinci basamak sağlık hizmeti büyük ölçüde problemi çözer. Oradan aşan hastalar veya hastalıklar uzmana intikal eder. Türkiye'de bu sistem çalışmadığı için niye çalıştırmıyorlar? Çünkü kendi hastanelerine hasta kazanmak için ve buradan para devşirmek için yapıyorlar bunu. Sistem çalışmadığı için bu sefer insanlar polikliniklere veya kendi kafalarına göre randevu sistemine yüklenmeye başladılar. O olmayınca aciller de olmaya başladı. Sistem zincirleme bir şekilde tıkandı. Öte yandan rakamları vereceğim. 2022 yılının Mart ayında Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki Türkiye'de Suriyelilere 97 milyon poliklinik hizmeti verilmiştir. Bir daha söylüyorum. 97, 97 milyon, milyon Suriyelilere poliklinik hizmeti verilmiştir. 4 milyondan fazla yataklı servis ücreti veril şey hizmeti verilmiştir. Yani hastanelerde 4 milyondan fazla Suriyeli yataklı hizmet verilmiştir. 2 milyon 700 bin Suriyeli'ye de ameliyat hizmeti verilmiştir. Bugün bu rakamlar katladı. Sistem buna dayanabilir mi? Dayanmaz ve terk eden doktorların haklı gerekçelerle ülkeyi terk eden doktorların yerine maalesef kapılarını açtı Suriyelilere. Sistemin ilerleyen dönemde çevrilemez olduğunu görecek bütün Hı. Türkiye ve maalesef bunun da tek sorumlusu AKP'nin bu absürt yönetim anlayışıdır. Evet. Şimdi bu aynı şey değil dediniz. Onu biraz açar mısınız? Çünkü sağlık ocakları vardı eskiden ama şimdi aile hekimleri var. Evet. Neden aynı şey değil? Şöyle e, bir kere o sosyalizasyon dediğimiz 60 yıllarda bunu kanunda hala da yürürlükte zaten. Sağlık ocağı biriminde bütün koruyucu sağlık hizmetleri, verem Hı. savaşına kadar, sıtma savaşına kadar, e, laborantına kadar, aşılama yapan ekipleriyle beraber, kayıtları bütün her şeyle beraber tek bir ünite olarak oradaki yani sorumlu olduğu alanı tamamen Hı. kontrol etmekle mükellef. Aynı zamanda poliklinik hizmeti de veren. Ee, bu sistem aslında Küba'daki uygulanan Hı. sisteminde bir benzeri. Şimdi onu, bu aile hekimliği ki herhalde en çok İngiltere'de mi uygulandı? İngiltere'de bari. çok güçlü. Evet. Fakat aile hekimliğine Mustafa Bey, bilmiyorum katılıyor musunuz? Doğru düzgün uygulasalar... Nuran söyle ama şu anda so, mevzuatı tabi Tabii tabii, uygulanmıyor. <laughs> Problem o, adı var ama şu anda pratikte bir netice alınmıyor. Evet, dört başı mağmur mevzuatta yok. Yani yamalı Hı. bohça böyle uygulamalarla gidiyor. Yani böyle bir tam onu tanımlayan bir mevzuatla özellikle de çalışanların üstüne yük bindirmeyecek şekilde biraz sonra ailekinle ayrı bir şey Hı -hı. açacağız çünkü o Hı -hı. ayrı bir e, konu ve çok sıkıntıları var, talepleri var, iletilmesi istenen e, mesela kira giderine kadar, e, birçok e, çalışanların giderine kadar birçok giderleri kendileri karşılıyorlar. Örnek Hı -hı. veriyorum bir e, konuya girmeden önce başlık gibi olsun. Mesela yüzde %60 enflasyon var dedik değil mi? Ona Hı -hı. göre tüyüne enflasyona göre maaş artışı ama onların kazancı yüzde %15'i 17'yi geçmedi mesela. Yani aynı şekilde olmuyor çünkü başka kalemlerden bir sürü giderler oluyor. Ee, şeyin e, o e, dilime takılıyorlar Hani yüzde işte 35 giderek artan vergi dilimlerine takılıyor. bunun gibi birçok sorunlar var. Şimdi onlar zaten, sadece orada ancak o çekip çevirmek gibi bir durumla karşı karşıyalar yani orada koruyucu hizmeti öne alacak Hani o sistematiği geliştirecek şekilde düzgün bir uygulama yok yani Şimdi e, önce onu hani Hı. bir sağlık ocağı sistemiyle koruyucu sağlık hizmetini ön alan e, Sinan Hocam'ın söylediği o çok önemli. E, aslında modern ülkede koruyucu sağlık hizmetleri öne alınır ve diğer hizmet 1-2-3 diye basamaklandırılır. Bu sistematiktir. Türkiye'de böyle yapmış. Türkiye mesela Cumhuriyet kurulduğu kurulmaz birçok da saygın e, ismimiz varmış. Şimdi onları da buradan 14 Mart'ta da anmamız lazım. Tıbbiyeli Hikmet'i bir kere anıyoruz. Hı. E, saygıyla anıyoruz Hikmet oran Tıbbiyeli. E, hatta bu 14 Mart'ın vesilesi de odur. 14 Mart aslında 1870, 1827'de ilk Türkiye'deki tıp fakültesinin 2. Mahmut zamanında kurulduğu, kurulduğu gündür 14 Mart. Ama onu anma haline getiren olay ise Kurtuluş Savaşımızda İstanbul'un işgalinde bu 14 Mart'ı kendi okullarının kuruluş yıl dönümünü adeta İngilizlere bir gövde gösterisine çeviren bu 3. sınıf öğrencisi tıbbiyeli hikmetin eseridir. İki tane o Okulun iki kulesi arasında Türk bayrağını İngilizlere rağmen asmıştır. Ve oradan bir milli kahraman çıkmıştır. Sivas Kongresi'ne de katılmıştır. Sivas Kongresi'ne katılan en genç üyedir. Ve mandacılığa karşı en büyük konuşmaları da yapan Türk gencidir. O yüzden aslında daha İzmir işgal edilmeden iki ay önce ilk kurşun atan odur. Hasan Tahsin Tamam başımız hı hı. üzerinde yeri vardır ama tıbbiyeli hikmettir. Şimdi mesela başka Reşit Galip var yine. Hı hı. E, Refik Saydan var, Tevfik Rüştü Aras var. Adnan Adıvar var. Bunlar... Sağlık Bakanlıkları da yapmışlar. Üst üste işte bu Refik Saydam en üstünden tutun aşıların gelişimine kadar. Tabii. Türkiye'de savaştan yeni çıkmış bir ülke birçok şeyi Aşı. sistematize etmiş. Aşı bulabiliyordu değil mi? Aşı ihraç ettik. İhraç. Amerikan askerlerine aşıyı gönderiyorduk biz ürettiğimiz aşıları. Şimdi bütün bunları yapmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bununla ilgili hafızamız aslında var. Biz nasıl bu hale geldik? Bu işi tamamen finansal boyuta çevirip, bu işten e, hani bir rant devşirmeye ve tamamen paralı sisteme e, çeviren bir yapı anlayış nedeniyle buralara geldik. Zincir hastanelerini de, oraya... de buna bir örnek. Bu bir örnekken yani zaten Sağlık Bakanı olarak bir zincir hastane sahibine tercih ediyorsan, bir önceki de öyleydi zaten. E, burada bir zaten başka bir sıkıntı var e, ve bu ne nasıl yansıyor işte saygınlık diyoruz değil mi doktorlara saygınlık? Bakın şu anda alınamayan randevudan. Hı hı. Yapılamayan tetkikten, bulunamayan ilaçtan ve olunamayan ameliyattan doktor suçlu. Aslında bu dördü de sistemin sorunu. Tıkanmış sistemin sorunu. Yani randevu anlamıyorsa doktor eğer yetişemiyorsa sen çözmen lazım. E, tetkik yapılamıyorsa seni çözmen lazım. İlaç bulunamazsa zaten bu dolardaki, dövizdeki hareketten kaynaklanıyor. Evet. Ya ameliyathanede sıra bulunmuyor. Bir de ameliyat e, malzemeleri Ameliyatın toplam devletin ödediği miktardan fazla. Çünkü o kadar hızlı bir artış var ki. Şimdi millet eskiden efendim sırada kuyruk bekliyor. Şimdi kuyruk evde telefon başında bekleniyor. Evde randevu beklerken ölen hastalarımızı biliyorum ben. Haliyle bu doktora... Mesela şimdi geçen gün okudum. iki yıl sonraya randevu alan hasta var. Daha da vahim olacak. Bu şekilde gittiği takdirde daha da vahim olacak. Ve çevrilemeyecek hale gelecek. Ve sistem tıkanacak sürekli başka bir şekilde çözmeye çalışmaları, meseleyi özünde ve kökünde çözemedikleri için, birinci basamakta çözemedikleri için daha sistem olacağım daha olacağım da vahim olsun. hale gelecek. Sözünü kestim tabii tabii tamamlayın lütfen. Şimdi şöyle bu hani saygınlık mesela sonuçta doktor yani daha doğrusu hasta bu sorunun kaynağı doğrudan muhatap olduğu doktoru görüyor. Mesela evde e, su sayacını okumaya gelen kişiye neden suyun çamurlu aktığını ya da neden suyun kesildiğini sormayan vatandaş o canı yanmış tabi o sırada bir an önce ateş evet. olan çocuğun derdini çözmeye ya da ameliyat ağrısı olan vatandaşa ameliyat ettirmeye çalışıyor yakında ama orada tek muhatap o karşındaki işte sağlık yönetiminde, hükümetinde, Erdoğan'ın da bu hassas noktaya bakarak bu insanları, hekimleri ve sağlık çalışanları çok daha özel konumlandırması lazım. Onların kafalarının daha dingin olması lazım. Bu problemlerin içerisinde zaten sağlıklı düşünme şansı da yok. Hani diyoruz ya doğru teşhis konulamıyor, e işte hızlı üretiliyor, iyi yetişmiyorlar ama iyi yetişse de bu kafa yorgunluğuyla, bu kadar sorunların arasında zaten kafasının kendisini bu hastaya verme şansı yok bu doktorun. Dolayısıyla o psikolojik ortamdan, o gerginlikten bir başka bir şey çıkıyor. E sonuçta sağlıkta şiddete yöneliyor ve e doktorlar yani bu kadar işi çok da sevenerek yapmıyorlar. Ben biraz önce o yurt dışına gitme meselesi derken, hı hı. eğer dil meselesi olmasın, denklik meselesi olmasın, diploma denkliği Size iddia ediyorum, Türkiye'de sadece tıp fakültesi öğrencilerinde değil, mevcut çalışan hekimlerin de %60-70'i yurt dışına gider. Ve Türkiye'de de, e, tabii ki biz geliyoruz, 30-32 yaşında mezun oluyoruz. Hani başka bir meslek yapabiliyor olsa, o mesleğe de döner, emin olun buna. Ama artık yapacağı bir şey yok. Çünkü artık oraya kadar onu öğrenmiş. Onu da mecburen yapıyor. Dolayısıyla bu girdaptan bizim başka bir şekilde çıkmamız lazım. Hükümetin hakikaten samimi olup, bu işi de meslek odalarıyla beraber Türk Tabipler Birliği'nin dışlamadan, diğer meslek örgütlerini dışlamadan gelin bakalım şu işi nasıl yapacağız? Beraber oturup düşünerek bu girdaptan çıkabiliriz. Evet. Aslında bir sorunumuz da ilaç sorunu. Yani önümüzdeki dönemde herhalde çok yoğun olarak yaşayacağız. Mesela yine haberlere yansıyan bilgiye göre 650'den fazla ilacın bulunamadığı söyleniyor. Bulutması Ameliyat malzemesi değil. de var bunları Ve değil mi? Ve daha da sadece... kronikleşecek bu sorun. Dünyanın hiçbir ülkesi kendi ilaç politikasını başka bir para birimine endekslemez. Şu anda Türkiye'de ilaç fiyatları euroya endekslidir. Utanır insan bundan. Bakın 2023 ilaç tüketimi yaklaşık 175 milyar lira. Bunun %60'ı Türkiye'de üretiliyor, %40'ı ithal ve Türkiye'de üretilenlerin e, asıl etken maddesinin %95'i yine ithal. Dolayısıyla neredeyse tamamen dışarıya bağımlıyız. Biz burada kutularını falan yapıyoruz, paketliyoruz. Şimdi böyle bir durumda Türkiye'de 57 tane en son rakamları yanlış hatırlamıyorsam eczacılık fakültesi var. İrlanda gibi bir ülkede 3 tane eczacılık fakültesi var. Yıllık ilaç ihracatı 60 milyar dolar. Dolayısıyla meseleye sadece rakamsal olarak bakıp ben bu ülkede 57 tane eczacılık fakültesi açtım diyorsunuz. Bir tane inovasyonunuz yok. Bir tane kendi ürettiğiniz ilacınız yok ve 175 milyar liralık ilaç piyasasının neredeyse önemli bir kısmı çoğu dışarıya bağımlı hale gelmiş. Az önce Mustafa Bey söyledi. Sistem çalışmadığı için doktorla hastayı karşı karşıya getiriyor dedi. Bu rastgele bir politika değil, planlı bir şekilde yapıyorlar Niye yapsın bunu? bunu? Niye yapsın? Çünkü kendini buradan sıyırmak istiyor. Sorumluluk almak istemiyor. Şimdi aynı şekilde eczacılarla ilgili de sorun var. Mesela hastaneye gittiğiniz zaman sizin ...hastaneye normalde bir e, muayene katkı payı ödemeniz gerekiyor. 50 lira, 100 lira neyse onun bir payı var. Gidince hastanede siz bu payı ödemiyorsunuz. Nerede ödüyorsunuz biliyor musunuz? Eczanet. Eczanede ödüyorsunuz. Eczaneye gittiğiniz zaman nereden çıktı bu para dediğinizde... ...muhatabınız eczacı devlet değil. Suriyelilerden almıyor. Kendi vatandaşınınkini de kendine fatura yüklenmesin... ...şikayet kendine gelmesin diye eczacıyla karşı karşıya getiriyor. Son derece... Hin bir şekilde kurgulanmış bir politik adımdır. Ve millet bu gerçeği görmesin ve hükümete hesap sormasın diye böyle bir yaklaşım e, sergiliyorlar. Küçücük bir şey eklemek istiyorum evet. Hikmet Boran'la ilgili. Çünkü benim hemşerim <laughs> dolayısıyla gururla bahsetmek istiyorum. Savaş teperidir, balıkesirlidir <laughs> Hikmet Boran, tıbbiyeli Hikmet Boran 3. sınıfta. Ve Mektebi tıbbiye Şahane'nin kuruluş yıl dönümü 14 Mart 1919'da o iki kulenin arasına Türk bayrağını asmış ve isyan ateşini yakmışlardır ve Orhan Boran'ın babası. Babasıdır. Aa öyle mi? Evet. Ne güzel. Orhan Boran'ın yaşadığı zaman ben bunu bilmiyorum. çoğu kişi bilmiyordu tabii. Evet. Buyurun e, ben, Sinan Bey. E, malzemelerle ilgili ilave yapmak istiyorum. Tabii tabii. Ee, e, bir ara biliyorsunuz ben, çok e, konuşuldu hala öyle mi durum? Belki de daha böyle bilemiyorum de ama daha, daha hani eldiven bir şey bile bulunamıyor denilmişti. Bulunuyor bulunuyor da mesela ben ortopedistim. Hı. Ortopedik malzemeler biliyorsunuz diz protezleri kalça protezi falan yapılıyor. Şu anda e, bazı yurt dışından gelen e, protezler için e, katkı payı alınıyor hastalardan. Yani Emekli sandığı hastası ya yani, e, ameliyat olacak özellikle bazı özel hastanelerde e, bir fiyat farkı çıkıyor e, çünkü. E... Ee, özel hastanede üstüne biraz para koyuyor, dolayısıyla e, 3 bin lira ile 7 bin lira arasında bir fiyat farkı çıkıyor. Şu önemli e, meclis hastalığına bile yapılıyor bu. Onu da ilave hmm. edeyim. Milletvekillerimiz milletvekillerimiz varken burada milletvekilleri milletvekilleri bile ameliyat olacakları zaman bu tip şeyler bazı hastaneler fark çıkartıyorlar. Meclis ödemiyor bunu ceplerini ödemek durumunda kalıyor. Suriyelilerde Kışınım durum yani. nasıl Sinan hocam? Efendim. <laughs> Suriyelilerde durum nasıl? Suriyelilere bedava yapılıyordur herhalde. Evet. <laughs> yani evet. onların e, milletvekili olup olmadıklarına bakmıyor. Ama bu büyük problem. Bakın daha da artacak bu. E, şey arttıkça, bu kurlar arttıkça, e, paranın Türkiye'de paranın değeri düştükçe bu e, bu sorunlar daha da artacak. Bazı hastaneler döner sermayeden kamudaki üniversite hastanelerin bazıları sponsor ediyor. Onu karşılıyor ama özel hastaneler hiç acımıyorlar. E, sağ, sayın Sağlık Bakanı'nın e, hastanelerini bilmiyorum onlar fark alıyor mu ama bu ciddi bir problem gerçekten ciddi bir problem Evet, e, yani ilaç bulunmaması da çok ciddi bir problem tabi aslında biraz da e, şundan bahsedelim istiyorum şimdi e, covid dönemine geri döneceğim yine covid döneminde e, hep denildi ki e, Türkiye'deki sağlık sistemi çünkü Amerika'da paran yoksa tedavi edilemiyorsun denildi İngiltere'de denildi işte öyle değil Ha değil mi? Yani gerçekten mesela doktorlardan biri de söyledi bugün konuştuğumuz. Hani Türkiye'nin sağlık sistemi hala iyi ama iyi yönetilemiyor. Mesele Şimdi, bu mu? Tür Türkiye'de e, sistem aslında eski yıllarda iyiydi ama bunu devam ettirecek başarıyı ortaya koymadı Sağlık hmm. Bakanlığı. Özelleştirdi ve tamamen rant aracı haline çevirdi. Şimdi e, sağlık çok zor bir iştir. Çok emek ister, çok hmm. maliyetlidir, çok külfetlidir ve uzun erimli bir e, projeksiyon ve e, plan ister. İngiltere'den örnek vereyim. E, İngiltere'de bir hekimin yetişmesi yıllar alıyor hmm. ama bu hekim hakikaten çalışırken hem ekonomik olarak hem sosyal olarak çok ciddi bir değer görüyor. Türkiye'de ben hekimlerimizin sağlık çalışanlarının çok fedakarca çalıştığını biliyorum. Çok da örnekleri var. Ama ne yazık ki sistem yanlış kurgulandığı için bunun çevrilebilme şansı yok. O sebeple giderek büyük bir kara delik halini almış olan şehir hastanelerinin özelleştirilmesi gündeme geldi. Yabancılara satılması gündeme geldi. Bunun sürdürülebilir olma şansı yok. Mutlaka bir yerde çok ağır bir tıkanıklık yaşayacak ki şu anda yaşıyoruz. Şimdi sistem çok iyi deniyor. Bir doktor günde 100 hasta görüyor burada. Ben İngiltere'de günde maksimum 20 hasta görüyordum. 17-18 hasta en fazla gördüğüm dönem oluyordu. Şimdi e, yani neye göre iyi diyorsunuz? Randevu alma şansınız yok. E, şimdi Erdoğan Covid döneminde gözümüzün içine baka baka dedi ki İngiltere'de aşılar parayla 100 pound para veriyorlar dedi. Ya yok böyle bir şey. Hakikaten yok böyle bir şey. Bedava Sonra ne oldu? İlk defa da bunu açıklıyorum. İngilizler kibarlık etmişler. Buradaki büyük elçilik, İngiltere'deki büyük elçiliği arayarak demiş ki bizim tabii Erdoğan'ı Türkiye'de yalanlamamız ayıp olur. Bari uyarın da kendisini bunun böyle olmadığını söyleyin. Ayıp oluyor diye de mesaj gönderdiler İngiltere'ye. Şimdi fütursuzca insanları kandırabilecek her şeyi söylüyor. İngiltere'de bir tek kuruş para ödemezsiniz. Oturumunuz varsa ne bir malzemeye, ne bir muayeneye, ne bir ilaca hiçbir şey ödemezsiniz. Dolayısıyla evet pahalı bir iştir sağlık hizmeti. Türkiye'de emekçilerin, çalışanların büyük bir gayretiyle sistem hala çevriliyor ama çevrilemez noktaya gelecek. İlaç konusunda ve diğer maliyetler konusunda sistemin tıkanması artık kaçınılmaz. Evet peki. Ee, şimdi bir Hatay fotoğrafı göstereceğim size. Ee, arkadaşlarım hastane. Evet. Aslında acil servis. Öyle değil mi? Evet. Bu fotoğrafı buraya yansıtma şansımız var Tabii mı? Tabii var. E, ben onu anlatmak alalım. istiyorum Tabii. size. Çok önemli bir konu çünkü. Tabii. Çok önemli Buyurun. bir konu. Buyurun. Kalkıyor musunuz? Evet. Peki. Şimdi burası Hatay'daki Hı. eğitim araştırma hastanesi. Tamam. Ben bu hastaneye depremden sonra gittim. Şikayet üzerine gittim. Bu hastane zamanın politikacılarının devreye girmesiyle Su havzasına yapılmış. Aynen Hatay Havalimanı'nın e, Amik Gölü'ne yapıldığı hı hı. gibi. Ve hastanenin inşaatı esnasında burayı su basmış. Hı. Su basınca demişler ki burada bir sorun var bari projeleri değiştirelim. Hastanenin projesini değiştirmişler ama hastanenin yanı başındaki elektrik ünitesini ve gaz ünitesinin projelerini değiştirmeyi unutmuşlar. Hastane yapılmış. Hı. Deprem gecesi hı hı. hastanede büyük bir sarsıntı. Allah'tan bina çok sağlam. Bu arada finansmanı... Oturayım mı? Evet evet tamam. lütfen. Peki. Çünkü ekrana tam veriyor tamam, arkadaşlarımız. Peki. Buyurun. Allah'tan bina çok sağlam. Hı -hı. Finansmanı da Fransızlar tarafından yapılmış. O da ayrı bir soru Hı -hı. işareti. Binada bir yıkıntı yok. Sıva çatlakları var. O gece hastaneye herhangi bir yardım gelmiyor. Hı -hı. Hemen 8-10 kilometre ötede askeri birlikler var. Onlar gelmiyor. Afat gelmiyor. Hiç kimse gelmiyor. Hastanenin çalışan doktorları evlerinden heyecanla, merakla, kaygıyla hastaneye koşuyorlar ve şu acil servisin girişinde beklemeye başlıyorlar. Fakat elektrikler yok. Çünkü elektrik ünitesi yıkılmış. Gaz da çalışmıyor çünkü gaz ünitesi de yıkılmış ve şu acil servis yazısının hemen üzerinde bir yoğun bakım ünitesi var. Bu yoğun bakım ünitesinde toplam 150 hasta kalıyor çocuk ve yetişkin olmak üzere ve bunlara elektrik verilemiyor, gaz verilemiyor. Yoğun bakımda elektrik ve gaz verilememesinin ne kadar vahim bir sonucunun olacağını herkes, hocam, hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve doktorlar büyük bir kaygıyla ve heyecanla hastaneye girmeye çalışıyorlar. Hastanenin e, asansörleri çalışmıyor. Fakat hastanenin içerisinde katlar arasında merdiven yapılmamış. Bir daha söylüyorum. Hastanenin katları arasında merdiven yok. Hışımla yangın merdivenine koşuyorlar. Yangın merdiveni kilitli. Ve yoğun bakım o gece çıkamıyorlar. O gece yoğun bakımdaki hastaların çoğu bendeki rakamlara göre yüzün üzerinde elektrik olmadığı için, gaz olmadığı için maalesef hayatlarını kaybediyorlar. Bir kısmının isimleri var. Bazılarıyla temasa geçtim ve mahkemeye verdik. Ondan sonra ben ertesi hafta oraya gittiğimde Hastanenin otomasyon sistemine girmeye çalıştım. Çünkü otomasyon sisteminden hastaların isimlerini çıkartarak bununla ilgili bir yasal süreç başlatmak istedim. Ne yapmışlar biliyor musunuz? FONET sistemin adı da FONET. Sistemi değiştirmişler ki hastaların isimlerine ulaşılmasın diye. Bilerek, inanarak ve iddia ile söylüyorum. Çok sayıda hasta o gece elektrik olmadığı için, gaz olmadığı için, yani oksijen verilmediği için, merdivenler kapalı, merdiven olmadığı Olmadı için... için ve ne yazık ki asansörler çalışmadığı için orada maalesef saatler dakikalar geçtikçe hayatlarını kaybetti. Merdiven olmaması neden Yok, yok kuran Bey. Yok. Yok. Orada merdiven Asansörü yapılmamış. Şehir hastanelerinin birçoğunda merdiven yok. Asansörle çıkılsın diye. Bu da büyük bir ihmal ve aymazlıktır. Şimdi ben bununla ilgili Sağlık Bakanına bir soru önergesi verdim. Bütün bu detayları çok ayrıntılı bir şekilde rapor haline getirdim. Bir soru önergesi verdim. Tam 9 ay oldu. Cevap yok. Cevap veremiyor. Bu akşam da sizin hastanızda bir kere daha kendisine çağrı yapıyorum. Keşke bağlansa da şundan dolayı oldu diyebilse. Sonra kalktım meclise konuştum, plan bütçe komisyonunda konuştum. Cevap yok. Bakın bu ülkede, bu ülkede sağlık sisteminde bu hastanede ki resmi özellikle gösteriyorum çünkü bina yıkılmamış. Burada hiçbir yıkıntı yok. Binanın içerisindeki duvarlarda da bir yıkıntı yok. Sadece sıva çatlağı var. Bunun içerisinde yüzden fazla insan, zavallı insan, devlete emanet edilmiş insan sadece elektrik gaz ve elektrik yani. gelmediği için hayatını kaybetti. Ve göz göre göre gerçekleri saklamak için FONET sistemini adını da veriyorum e, değiştirdiler. Ama Sağlık Bakanlığı'nda bu sistemin dataları saklı. Bütün hastaların bilgileri orada ve hala saklıyorlar. Mahkemeye müracaat ettik. Yakınlar bana geldiler, ulaştılar. Onlarla beraber bir avukatlık ofisi çalışmaya başladı. Daha hala bir adım atılmadı mahkemeyle ilgili. Ve şimdi böyle bir atmosferde sizin elinizde, emrinizde onlarca hastaneniz olacak. Devletin binalarına konacaksınız. Devletin arazilerine konacaksınız ve 5 milyar, 5 milyar resmi gazetenin rakamını söylüyorum. Devlet size teşvik verecek ve Sağlık Bakanı diye kurul'a kurul'a gezeceksiniz. Buradaki bir insan sizin ihmaliniz yüzünden hayatını kaybetse istifa etmeniz lazım. Binayı özellikle gösteriyorum. Yıkılmamış bu binada sadece sıva çatlağı olan içerisi sapasağlam o binada yüzlerce insan hayatını kaybetti. Sadece yoğun bakımda yüzün üzerinde insan hayatını kaybetti. Aksini iddia ediyorsa soru önergeme cevap versin. Hayır doğru değil diyorsa fonet sistemini açsın. Teker teker o hastaların isimlerini çıkartalım. Ki bende olan isimleri mahkemeye verdik. Bu bir utanç vesilesidir meclisin, parlamentonun vermiş olduğu soru önergesine cevap veremedi. Plan Bütçe Komisyonu'nda yapmış olduğum çağrıya cevap veremedi. Bugün bu vesileyle sizin aracılığınızla tekrar çağrı yapıyorum. Yoğun bakımdaki o çocuklar, o insanlar, o gençler, o hastalar şu anda nerede? Evet, peki şimdi çok az vaktimiz kaldı. Dolayısıyla her birinizden şunu rica edeceğim. Yani böyle giderse biz daha nelerle karşılaşırız? Bir hekim olarak kaygılarınız neler? Onları lütfen bize aktarın ve ne yapılması gerekiyor Mustafa Bey? Şimdi e, hemen e, Turan Bey'in bitirdiği yerden devam etmek istiyorum. E, Sorduğun soruya cevap vermeyecek. Vermiş. Niye vermeyecek? Pandemi döneminde tam 155 soru sordum. Sadece bir tanesine cevap verdi. O da yarım sayfalık soruya bir cümle cevap verdi. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Normalde soru kısa olur, cevap uzun olur. Bu da yarım sayfalık soruya bir tane cevap verdi. 155 soruma bir tane cevap vermiş bir Sağlık Bakanı. Buna da cevap vermedi. veremeyecek. Veremeyecek. Yani ee, yönetim bu. Tarzları bu. Şimdi nereye gidecek? Şimdi bu daha da fazla piyasalaşacak. Yani bu hastaneler artık birer ticarethane haline müşteri gelecek. Müşteri yani hastalar. Evet, aslında. hastalar, çok müşteri, söylendi bu zaten. Evet. Şimdi burada Hasta giderek tabii sağlığa, sağlık hizmetine, anayasal bir hak olan sağlık hizmetine ulaşmakta zorlanacak. E, tabii doktorların göçünü e, yaşıyoruz fakat doktorluk da tercih edilen meslek olmaktan. Bakın adam doktor olmuş, e, adam ya da kadın doktor olmuş, uzman olmak istemiyor. Kadroya müracaat etmiyor. Yani bundan sonra tercih olarak da çok sağlık alanları tercih edilmeyecek. Özellikle mecliste de hani bugüne kadar... E, iktidar partilerinin gösterdiği performans bu. Mesela biz bu e, Konya'daki cinayetten sonra e, 1 Ağustos hı. 2022'de meclisi olağanüstü toplantıya çağırdık. Hı hı. E, ülkede bir doktor cinayet işlemiş ve arka arkaya şiddeti konuşuyoruz. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi katıldı. AK Parti, Millet Hareket Partisi ve HDP katılmayarak toplantıyı engellemiş oldu. Bizim 22 Temmuz'da bir tane kanun teklifimiz vardı. Onu da görüşmek üzere hem e, olan şu toplantı olsun arkasında da kanun teklifimizi sunalım. Ne vardı o kanun teklifinde? İşte bu sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik. Daha önce yapılan düzenlemenin eksiklerini tamamlayacak şekilde 16 madde vardı. Bu 16 madde içerisinde özellikle de şu anda hani yapılması gereken şeyler açısından sağlıkta şiddeti konuşamadık. Mesela şu anda sağlıkta şiddetteki cezalar hala da uygulanabilir değil. Mesela hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye bir şey hala daha orada duruyor. Beyaz kodu vermesi lazım. Beyaz kodu vermezse işte hemen tekrar salınıyor. Tekrar o doktorun yanına gelebiliyor. Beyaz kodu doktor verirken imtina ediyor. Tehdit edilme Hı. riski var veya uğraşmak istemiyor. Adliyeyle uğraşmak istemiyor. Şimdi sağlık çalışan derken sadece doktorlara karşı yapılan şeyler de bu. Ama halbuki sağlık işi bir ekip işidir. Bunun hemşiresi, laborantı, Hı. hatta ...kapıdaki güvenlik görevlisine evet. kadar... hastane yaşadıkları herkesi kapsayacak bir... E, ...şiddet e, önlemesi olması lazım. Caydırıcı olması lazım. O kişinin hastaneye girişte... ...engellenebilmesi lazım. Ve e, özellikle... ...nitelikli suç kapsamına almasın. Katalog suç kapsamına almanız yetmiyor. Mesela iftiranın da... ...tehditin de... E, ...mesela neler var, ne tür şiddetler var? Fiziksel şiddet, sözel şiddet... ...sanal şiddet, politik şiddet. Şimdi burada aslında... Tüm mesele politik. De var. <laughs> Hayır, politik şiddet. Bunların tamamı sağlıkta şiddetin temeli politiktir ya net. Çünkü e, 2002'den beri e, ya da daha net bir cümle kullanayım, ölen her hekimin tabutuna ilk çiviyi Recep Akdağ vurmuştur. Son çiviyi de Fahrettin koca vurmuştur. Çünkü bu sistem adeta doktorları hastaya hedef gösteren hastane içerisindeki o e, hastakları birimli bile hastaları yönlendiren hastalara yardımcı olan bir birim değil de doktorlara sorgu sual yapan bir birim olarak lanse etmiştir. Bir arkadaş söyledi, hasta birimine gelen bir şikayeti cevap vermeye gidiyor. Yarım saat cevap yazıyor. Hem de hiç gereksiz bir vakaya cevap yazıyor. Geri döndüğünde poliklinikteki vatandaş sen neredeydin yarım saat dedi bir de o hesap soruyor. İçerideki hastaya niye hani az zaman ayırdın diye fırça atıyor. Çok zaman ararsa kapıdaki adam sen niye beni bekletiyorsun diye. Yani bütün meselenin suçlusu bu sistem içerisinde doktor olmaya devam ediyor. O yüzden burada iyi niyet lazım. Samimi değiller. Erdoğan da yalan konuşuyor. Fahrettin Koca da yalan. Bütün bakanlar yalan konuşuyor. Kendi işlerini götürüyorlar. Konuyla biraz yan ilişkili ama bugün dediği için yani samimiyetin ve hani bir bakanın yalan konuşarak nasıl toplumu kandırdığını anlatmak için. Mehmet Şimşek bugün demiş ki ben anlamıyorum ki niye hala döviz ve altın alınıyor. Hı hı. Evet, Açıkça evet. söyledik. Türk lirası bu süreçte değerlenecek diye. Şimdi ben bu arkadaşa bir çağrı yapıyorum. Yurt dışındaki tüm birikimlerini beyan et, sonra da Türkiye'ye getirip Türk lirasına çevir. Yani bu şekilde bir halka örnek ol. Bir de madem Türk lirası değerlenecek, fırsatı kaçırmaya Ya kendi inanmadıkları, kendi yapmadıkları iş milleti inandırmaya çalışıyorlar. Fahrettin Koca da böyle. Yani bütün bu aslında sorunları bilmiyor diye biliyorlar fakat bu şekilde yönetmek işlerine geliyor. O yüzden Kafa bu kafa olduğu için düzeltmeye de niyetler olmadığı için bu böyle düzelmez. Bunu bir topyekun farklı bir anlayışla düzeltmek lazım. Yani geçmiş tecrübelerden faydalanarak STK'ları Türk Tabletler Birliği'ni dışlamadan diğer meslek örgütleriyle beraber oturup biz nerede yanlış yapıyoruz? Ve Hep böyle bu miydi? ülkede... Yani onu merak ediyorum. Çünkü ilk yıllarda e, AKP'nin sağlık politikaları çok övülüyordu hatırlıyorsanız. Şöyle bizim oradaki hazır kurulu sistemin üzerine Hı tek bir şey. Bağkurlu'ya, SSK'lıya işte yeşil kart diye bir eczaneler açtı. İşte onları her taraftan hizmet alır hale soktu. Şimdi o onun hızıyla bir 3-5 sene gitti. Ama arkasından bu şehir hastaneleri işin tamamen finansal boyuta gitmesi. Mesela anayasada sağlık hakkı, eğitim hakkı anayasal haktır ya. Ücretsiz bunu sağlamak zorundasın. Ücretli olan varsa da özel sektörü hani yabana atmayalım ama sen onu aynı kalitede ücretsiz olarak sunabilecek Eğitim de böyle. Bir alay yaratmak zorundasın. Sen şimdi o alanı yaratmamışsın. Şimdi evde ameliyat için parça bekliyor. Ya o parçanın fiyatı ameliyatın masrafından daha yüksek ve onu başhekim ödemek istemiyor çünkü başhekim de devletin kendisine bin lira ödediği bir şey 2500 lira parçasını parasını ödemek istemiyor. Ben de bunu soruşturma geçiririm diyor. Hep her gün başımıza geliyor. Vatandaş beni arıyor ben bunu. Dışarıdan alacakmışım, benim asgari ücretim işte ya da emekli maaşım 8 bin lira, bu parça 17 bin lira. E ben başhekim arıyorum, ya sayın vekilim sen de bu konuyu biliyorsun, ne yapalım diyorum. İşte onun daha fasonuyla, uyduruyla sağlık hizmeti vermeye çalışıyor, bu böyle gider mi? E Turan Bey ne diyor demin biraz önce? İşte bunu yerli üretim yapman lazım senin, sen yerli üretimde bırakmışsın. İlaç diyorsunuz ya, İlacı aslında tıbbi cihazla birleştirip konuşmak lazım. Tıbbi cihazdaki sıkıntı ilaç sıkıntısından çok daha fazla. Çünkü o olmadan ameliyat olmuyor. Yani hangi tarafını anlatalım? E, bu kadar kısa programda bunlar hangisini anlatalım ama sistem bir yerden tıkanmış durumda bu sistem yürümez. Fakat sistem yürümedikçe de çalışanların üzerine vurabalıyor e, işte ondan sonra da gelinen nokta bu. Evet. Son sözü size son... vereceğim Sinan Bey. E, buyurun. E, çünkü programın sonuna geliyoruz tamam, neredeyse. Tamam. Siz de ne kapatalım. Sonucu ne olacak demiştiniz. Evet. Biz bunu ilk defa 2003 yılında AKP hükümetinin ...sağlık programından okuyarak söylemiştik. Hı. Sonuç şu, gelmek üzere... E, e, ...kamu üniversite hastaneleri bile özelleştirilecek. Şu anda iktidar, şehir şirket hastaneleri... ...yani bu kamu özel işbirliği vardı ya şehir hastaneleri... Hı. ...bunların satışının hazırlığı içinde. Cumhurbaşkanının, Sayın Cumhurbaşkanı hayaliydi bu şehir hastaneleri. Sağlık Bakanlığı'na sordu TTB... E, ...neden satışa çıkarmıyorsunuz ve kime satıyorsunuz... ...hangi şartlarda satacaksınız... Bunlar arka arkaya geliyor. Bir biliyorsunuz bir e, yeni bir kanun çıktı. E, o kanunda e, e, torba yasa ile beraber e, üniversite hastaneleri, kamu üniversite hastanelerinin Sağlık Bakanlığına bağlı e, Sağlık Bakanlığına bağlı üniversite hastanelerine bağlanması, afiliye edilmesi söz konusu hale gelebilecek ve bundan sonra üniversite hastanelerine atanacak akademisyenler Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği şekilde alınacak. Yani bu tamamen tamamen eğitimi, tıpta eğitimi mahvediyor. Tıpta eğitimin niteliğini ortadan kaldırıyor. Zaten e, bazı üniversitelerde rektörler e, kliniklere sormadan kendi kafalarına göre kadro ilan ediyorlar. E, öğretim ve iç barışı, üniversite hastanelerinde iç barışı ortadan kaldırıyorlar. Bu arka arkaya gelecek ve sonunda gelecek nihai hedef e, kamu üniversite hastanelerinde özelleştirilmesi olacak. Biz her zaman olduğu gibi Türk Tayyipleri bir olarak herkesin herkese ulaşılabilir nitelikte ücretsiz bir sağlık sisteminin kurulması kamucu bir sağlık sisteminin kurulması gerektiğini söylüyoruz Türkiye'de sağlık sistemi o kadar bozuldu ki toparlamak gerçekten zor olacak ama bunun en e, en birinci şartı biraz önce söylediğim kamucu bir sağlık sisteminin getirilmesi. Bize bu e, fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir son dakika. Sözlerimizi verdik mi? Bir dakika. Mı? Bir milleti Peki, ve bir çağrı. Size verin. Sen tamam. Bir dakika Turan Bey'e de verin. Tamam. Şöyle <laughs> e, daha önce Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuyla ilgili yazdığım son paragrafı vardı. Tamam. Milletime çağrı diye bitirmiştim. Burada hükümete Hı. çağrıdan bir şey. Bak milletime çağrı. Atamızın kendi hayatını emanet ettiği Türk hekimlerini sen de alıp bu zihniyete emanet ettin işte güzel halkım. Yarın sen de kendini emanet edebileceğin, ehliyet liyakat sahibi bir hekim ve ücretsiz tedavi olabileceğin bir hastane kalmadığı zaman belki bir organını veya belki bir yakınını bu kuru laf kalabalığında yitirmiş olacaksın. Ama anlayınca da çok geç olacak çünkü giden geri gelmiyor ne sağlığımız ne de doktorlarımız. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet, e, sağlığı politize olmaktan çıkartmak lazım. Temel prensip bu. Sağlığı bilimsel verilere göre, bilim adamlarının ışığında ve Türkiye'nin gerçeklerine göre yönetmek lazım. Ve değişen iktidarlarla değişmeyecek kalıcı, rasyonel, gerçekçi bir sağlık politikası oluşturmak lazım. Sağlıkta birkaç parametre var. Hasta, sağlık çalışanı, doktor, hemşire vesaire, mekanlar, tıbbi cihazlar ve kullanılan malzemeler. Maalesef şu anda devasa devasa hastaneler var, inanılmaz yatırımlar yapıldı, inanılmaz borca girildi ama işin özü unutuldu. İyi bir otel hizmeti gibi diyorlar. Rasyonel değil, değil feasible olmayan bir proje. Dolayısıyla bir, birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilmeli. İki, sağlık çalışanları iyi bir eğitimden geçmeli ve mutlu bir çalışma ortamı temin edilmeli. Üç, hastalara rasyonel bir servis verilmeli ama en az bunlar kadar önemlisi... E, i̇laç ve diğer tıbbi cihazlarla ilgili Türkiye'nin kendine gelmesi üretime lazım, geçmesi. üretime geçmesi lazım. Sadece diş hekimliğinde yılda tüketilen malzeme, yurt dışından ithal edilen malzeme 1 milyar dolardan fazla. İlaçtan bahsettim. Diğer rakamları koyduğunuzda inanılmaz bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sağlığa gerçek bir gözle bakmak lazım. İşi bilenlere teslim etmek lazım. Gözü sadece para gören anlayışlarla sağlık rehabilit olamaz. Kur'an Bey, Mustafa Bey, Sinan Bey çok teşekkür ediyorum.